Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması öğrenciler tarafından protesto edildi. İlk koronavirüs aşısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Bitlis'te Tatvan ilçesinde askeri helikopter düştü, 11 şehit oldu. Artvin'de meydana geldi, yangında 35 bina, 60 ev ahır ve samanlık yandı, 30 civarında büyükbaş hayvan telef oldu. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Süveyş kanalında kargo gemisi karaya oturdu. Türk Deniz Kuvvetleri'nden emekli olmuş 104 amiral tarafından bir bildiri yayınlandı. Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü. TODEX kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolar parayla yurt dışına kaçtı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp altın madalya kazandı ve 10. kez Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye COVID-19'la mücadele kapsamında tam kapanmaya girdi. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu. Ayşe Begüm Onbaşı aerobik jimnastik dünya şampiyonu oldu. Anadolu Efes Avrupa şampiyonu oldu. Karadeniz'de 3. kez doğal gaz bulundu. Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2020 başladı. Yerli COVID-19 aşısının adı Türkovak olarak açıklandı. Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu. Türk sinemasının usta isimlerinden oyuncu Kartal Tibet hayatını kaybetti. Antalya Manavgat'la başlayan orman yangınlarının ardından Türkiye'nin birçok yerinde orman yangınları meydana geldi. Milli okçumuz Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu oldu. Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketi nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta orman yangınlarına müdahale eden uçak düştü, 5'i Rus, 3'ü Türk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Filenin sultanları Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye ampute milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Teknofest 2021 Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi açıldı. Şair ve mütefekkir Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu. İstanbul'da meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. İran kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde 4 asker şehit oldu. 2022 yılı asgari ücret miktarı açıklandı. Asgari ücret net 4.250 lira olarak açıklandı. TürkSat 5B uydusu uzaya fırlatıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2021 yılı içerisinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 57.897 oldu. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı şehit verilerine göre Türkiye'de 2021 yılında 77 askerimiz şehit oldu. 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana Türkiye'de kadına yönelik şiddetten ölen kadın sayısı 383 oldu.